Sevgili takipçilerim, Bodrum'dayım. Acıot Festivali'ndeyiz biz. Hazır mısın? 15 dakika. Bak buraya gelmişsin, gençleşmişsin. Baba, tuz olması lazım bunun. Tabii ki. Hayır abi, bu çalışıyor değil mi? Ne baba? Bu. Tabii tabii. Balık efsane ha. Balık harbi efsane. Arada fotoğraf da çekiyor. Elinizde fotoğraf. Anlıyormuşum gibi çekeyim. Wow, harika. Evde hep yapıyor musunuz? Yok, evet. Kaz ayağı var. Çok güzel. Yok, evde de şey, uyum sadece. Harika. Sen seviyor musun babana mutfakta yardım etmeyi? Peki sen mutfakta çalışmak ister misin büyüyünce? Nerede doğdun yani? Nerede doğdun? Burada. Nerede yaşıyorsun? Keşke. Kaç yaşındasın? Altı. Çok güzel. Ama şey babanın, verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum. Biz Eskişehir'de buradayız. Abi bu sızma zeytinyağı değil mi? Var var babacığım, var elimizde var. Teşekkürler. Evet, değerli konuklar, bir de Beçin natürel sızma zeytinyağlarına teşekkür ediyoruz. O da küçük bir şişe göndermiş. Neyse, idare edeceğiz bunları. Yani küçük müşük artık. Bodrum'daki anamız Nadire Hanım. Nadire Hanım, hiçbir yere kaybolma. En önemli, yani Bodrum otlarında aroması en yüksek olan ot, ısırgan otu.
yaptılar. Maydanoz yok mu? Ben başarılar biliyorum. Ana ne yaptın? İyi yaptın. Aynen. Sağ olun. Yani burada birazcık daha kolay yöntemle yapıldı ama restoranda gidersek daha lezzetlisi iyidir. Vallahi baharat yok. Baharatsız. Ben de yardımcı. Doğru. Dışarıdan mı yarız? Güzel. Bundan da koyuyor muyuz? Efendim bir tane çok küçük bir şişe Yakşice'den geldi. Zeytinyağı teşekkür ediyoruz. Yani şişe küçük. Ya bunu üstleyelim. Yetmiyor. Ustacığım tadıma başlıyor muyuz? Şu anda bu fazı sarmalı diyoruz. Karidesli. Fazı yaprağında karides tadımını yapıyorsunuz. Hangi restoranda? Nerede efendim yeriniz? Ortakent Yaşlı yapısı. Ortakent Yaşlı Köşem restoranı. Şefim şu anda size karides tattırıyor. Fazı yaprağında. Ama onu öyle almayın. Öyle mi? Bence sen harbiye koy. Kesinlikle iyi şey çıkar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ustam tamam deme. Gel abi sen buraya. Tavanı getir buraya. Ha, ben kurtuldum. Gel abi. Hadi yakalım abi. Ongum. Ongum geldi abi. Değerli konuklar bir yere kaybolmayın. Biraz sonra İzmir'in balık tadımı olacak. Devam edecek misiniz, çıkacak mısınız? Tamam, o zaman biz şöyle geçelim. Sen burada olman gerekiyor. Ya var ya. Tattınız mı hanımefendi? Kim tadacak? Hadi bir tatla yorumlar alalım. Bakalım. Evet, şimdi ablanın ben tatlıyı söyleyeyim. Daha çiğnemeden şahane, çok güzel. Daha tadamadım. Tadamadım. Bulaşıkları ben yiyeyim. Çatalımı aldım ama birisi yok. Hangisini? Çok güzel gerçekten. Beğendiniz mi? Haşlıyor mu orada? Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi bir tane daha tadımımız var. O tadımdan sonra da artık şeflerin yemeğini tadacağız. Bakalım ne çıkaracaklar. Hangisi? Oluyor, oyalama var. Adam oyalama var. Arkadan taktik veriyor. Evet, bu yemek inşallah uzun çıkacak. Ha, getir kızım sen. Ne diyorsunuz? Yorum diyorsunuz. Oradan biri nasıl görüyorsam haşlatmadım, soğan yanmadım, balık konulmadı. Bir dur. Tahta kaşığı getirir misin bizim? Tahta kaşığı. Onlar bizim. Hazır kavrumuz son. Evet değerli konuklar, biraz sonra ünlü şefler otlarla balık sunacak, bir yere kaybolmayın. Yok ben yemedim falan diye de kızmayın. Azıcık bekleyin. Tahta kaşık kayıp. Tahta kaşık veren oldu mu? Yasemin nasıl olmuş? Gel Allah'ım yarabbim. Senin yapalım. Yapalım, yapalım çok güzel. Yiyemedik. Çok minik yedik ama. Gel ablacığım gel. Daha burada bak. Daha ya. Daha hem daha, çok kolay hem çok güzel. Hadi yaparız. Bal getirmesin. Ongo. Bal. Çantadan bal getir.
Baza var, ısırgan var. Kaç orada mı oldu? Kahta kaşık bile lazım. Hanımefendi, hanımefendi yağ bize geldi. Az kullan, vurma bunu. İdareli, idareli. İdareli, ben kapattım bile. Kapanmıyor. Efendim, yarışmacımız yağ yanlışlıkla kullandı. Gönlünüzden bir küçük şişe daha kopuyorsa gönderirseniz seviniriz. Nerede duruyor ya? Kaçtan indir. Evet, burada küçük bir şey var mı? Şey, yağ gerek yok arkadaşlar. Harika bir koku. Vallahi. Ablacığım sen ne yapacaksın? Anlat şu yemeğini. Ot kavuracağım. Ot kavuracağım. Karışık, yöresel ot kavurması. Ne, hangi otlar olacak içinde? Fasol, ebe gömeci, arap saçı, ısırgan. Ablacığım şu an hiç de hazırlığı yok. Arkada hangi ot varsa sizi ondan koyacağım. Allah ne vermiş. Allah ne vermiş. Körömen var, gelincik var. Şu anda bu otlar burada çıkıyor değil mi? Evet. Şerk bilmiyor mu otları? Şerk otları tanımıyor mu? Hangi şerk? Hayvan şerk. Ben şerk değilim ki. Ben evimin kadınıyım. Bak 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 bak. Püf noktayı da kaçırmak yok maşallah. Bir karamelize edeceğim. Şeker daha iyi. Esmer şeker. Daha güzel tatlıyor ki. Ama bal kaldı. Sen istersen oradan bak, aşağıda tabaklar var. Tabak çıkar. Zararlı ama olsun, ne yapalım? Merhaba. Ben her yere eğlendim. Maşallah maşallah. Yasemin o tarifi kaçırma. Maşallah. Evet, şu an otladın. İki tane daha şefimiz yemeğini yapıyor. Ondan sonra hemen bir şeflerin tadına geçeceğiz. Çok güzel. Yasemin bak, bütün otları böyle pişirir. Bu süper ya. Bu hep böyle her yolda pişir. Ben şuraya Yasemin şu tarife bakacağım. Sen bu tarafa geç. Yok ya, sen burada dur. Bakacağım onu yapmazsın. Niye yapmazsın? Yemeği kasal alalım. Ne yaptınız? Enginar ne diye aldınız? Nerede İçi yenginar yanına da kalmak abi. Şöyle bir şey yapalım. Bence burada aldım ben. Bir de bu arada sevgili Kebir, iki tane de kaşar geldi. Nereye koyacaksak artık. Onu da bir yere geliştirin dedi. Başka bir şey katmak isteyen varsa sevgili firma yetkilileri. Sızma zeytinyağı eksiğimiz de varmış. Bakın bunları size tattıracağız. Verirseniz yapacağız. Hangi tarif? Ne soruyorsun? Söyle ya. Otları nasıl? Otları da kavuracağız, içine koyacağız. Ne? Şundan çeker misin? Şundan çeker misin? Bak, aha. Bunları bana ver. Oyna koy. Tamam mı? Yok, ben senin tabaklarına göre bir yere kayıyorum. Ortada karıştırıyorsun bak abla. Anne, abla da ay, yağ geldi, yağ geldi. Sevgili dostlar, ya kurban olayım, hangi firma? Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği. Bir dakika. Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bir tane markasız zeytinyağı geldi. Bravo! Zekeriya Usta 30 senedir burada olduğu için buranın halkını tanıyor. 10 dakikaya gelir dedi. Hatta bir tanesi kaplı geliyor gibi ama o bize gitmiyor. Lütfen beni mahcup etme. Kim kaçak edip olsan satan bekliyoruz. Lütfen. Evet, satın bekliyormuş. Kaç para diyor? Oğlum adamın tezgahını alıyoruz lan. 40 lira, 5 kilo. Şöyle yapalım, biz 1 kiloya razıyız. Olmazsa para toplayalım.
Bakın şöyle yapalım. Balık yiyecek. Az çok demeyelim. Bir elimizi cebimize atalım. Şevket Bostan lazım bize. Sen ne yapıyorsun? Biz yarım saat sonra yapacağız. Evet değerli konuklar, birazdan bir yarışma düzenlenecek. Kirill'le kim daha çok bulaşık yıkıyor? Hani şu kadarcık Kirill'le dev gibi bulaşık kampanyası var ya, onu yapacağız. Ondan sonra da Türkiye'nin ünlü şefleri burada size Bodrum otlarıyla muhteşem bir balık seremonisi yapacaklar ama en şeyimiz gelmedi hala. Şevket'i Bostan eksik. Bir de soğan yok. İyi bir kaba seviyor. Soğan da mı yok? Soğan var burada. Ateş var. Soğan mı yok? Ateş ateş. Biz satın alın daha yardımcı. Soğan biraz beyaz kalan. Altın yaprağını koydu. Neyse. Şevket'i Bostan'la kapatalım. Zekeri ustam. Bir şey söyleyeceğim. Biz fazla mı çağırdık? 4 tane balık var elimizde. 4 tane balık. Ama seni mi dedi? Ama senin satan birisi. Birazdan balık katlayacağız. Ama tabii film çekilişimiz de var. Değil mi? Yarışma var. Bulaşık yarışma var. Onu da ben yapacağım herhalde. Yarışanlar yapıyor. Orada kaldı beraber. Hadi bakalım. Ama şey, hoşuna gidiyor. Şey, zevkli oldu. Şimdi biraz daha yapacağım. Ne yazma Deli abi. Şey, Bodrum'un yöresel yemek ve restoranları. Gebora ve Panorama Pasanga. Efendim, şuradaki standımıza bekliyoruz. Balık pişireceğiz. Burada alışveriş, burayı izle mi? Orada siz yerinizi alın. Otlar nerede? Birazdan balık pişireceğiz. Otlar alalım canım ben. Yan çekmen lazım. Unutma. Ver peynirleri bak. Bir taraftan da bir kanalımıza video çekiyoruz. Ablacığım bu ne? Keşkek. Kolunu çek Kemal. Çekeyim mi? Ege, Ege keşkeği. Evet, Ege keşkeği. Nedir içinde, ne var abla? Köy tavuğu, buğday. Köy tavuğu, buğday. Evet. Tereyağı. Doğru. Kaç saat yapmak lazım bunu gerçek kıvamını oluşturmak için? Şimdi gerçek kıvamını oluşturmak için yani 4-5 saatini alıyor en aşağı. Peki ağaç kaşıkla mı vurdurmak lazım? Tabii, evet. Bak bunu öğrenin, şey öğrenin. Sevgili Kemal. Emir ne diyorsun? Bodrum Festivali nasıl gidiyor sence? İyi mi? Bak burada da Kemal var. Kemal'in parmak çıkıyor. Ben Ali'yle gidiyorum. Evet sevgili takipçilerim, Emir'le tanıştık. Emir Bodrum'un Acon Festivali maskotu. Geçen sene daha çocuktu ama bu sene büyümüş değil mi Emir? Bak 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 nasıl da şımarıp duruyor işte gördüğünüz gibi. Buraya gelirseniz Acon Festivali'ne Emir'le tanışmanız lazım. Hadi bay bay de bakayım Emir. Bay bay. İsmi ne? Bunun ismi Emir. Emir. Benim torunumun ismi. Acot Festivali nasıl gidiyor Emir? Bak burada Kemal amcam var. Buna bir kafa salla bakayım. Dur sallasın sana merhaba yapsın. Evet. Sevgili Emir bizi alkışlıyor arkadaşlar. Evet. Emir keyfi yerinde. Havada sıcak ya maşallah. Hocam dedi ki yemek yapan eller her türlü şeyi yapabiliriz. Çünkü sanat sonuçta. Biz de yemek yaparken bir sanat işliyoruz. Onun doğraması, biçmesi, şekillendirilmesi. Şimdi gerçi tabak süslemelerinde de kullanıyoruz bazen. Hani yaptığımız iş ama burada hocam neye dikkat etmek lazım? Ustasına saygı göstermek lazım. Siz bana tüyoları verin ben ona göre yapayım. Karşıda böyle orada bir dalgalandırma olsun. Ben bol miktarda mısır alıp bak görüyorsunuz değil mi? 30 yıldır yemek yapıp da ciyak ciyak ötüyoruz ya ekranlarda. Buraya geldik fırça tutmayı biliyoruz. Demek ki herkes işini yapması lazım. Bolca aldım hocam. Evet. Böyle. Aynen, oraya. Bak hocam sen git. Ben bu tabloyu bitiririm.
yapıyorum. Hiç vermiyor. Ama bak buralara dikkat et. Benim söylediğim gibi yapacaksın. Dalgalandırma olması gerekiyor. Diğer renklerden de. Ha şimdi olayı ben çözdüm. Tamam. Geliyorum. Buradan dalga efekti yapacağız. Şimdi videoyu kapat hayatım. Oradan portre moduna al. Eve gömülecek efendim. Eve gömülecek. Bülbül yuvası gibi olmuş. Evet. Bülbül yuvası gibi olmuş. Bu mandalina. Mandalina dolması. Mandalina. Eşya. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an çörek otu yağı çekiyorum efendim. Çörek otu yağı. Evet. Ve Hatay'ın şifalı sabunları tanıtıyorum, satıyorum. Evet efendim. Sevgili seyirciler, çörek otu yağının çekilişini görün. Şöyle yağını göstersiniz yandan. Evet efendim, yağ damlıyor. Bu da poşası galiba. Evet efendim. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Gübre oluyor, askı oluyor, yakacak oluyor. Çörek bu yağ gün görmemesi lazım değil mi? Ya zaten ondan sarma. Ondan sarma. Çörek şifa otu. Kaynağı evet arkadaşlar, efendim. Görüyorsunuz. Herkese selamlar, sevgiler buradan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Çörek otu. Bekelim. Hatay'dan kaşarlı değil. Buyurun, buyurun, buyurun. Ayvacım. Ne var bana var, buyurun. Tatmak, yemek ücretsiz, buyurun. Ah, benimle rakabet etme. Çocukça. Ben ticaret yapmıyorum. Enginar'ın soyma işlemi yapılıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşımız gördüğünüz gibi otomatiğe bağlamış durumda. Soyuyor. Abla ne kadar olacak bu? Evet Ayvaz, biz sizi televizyonlardan ve turizm otelcilikteyim, ben oradan tanıyorum. Peki ne yaptınız siz? Bu güzel baklava mı bu? Evet bu ısırgan otlu baklava. Bir daha söyleyin. Isırgan otlu baklava. Peki tatlı değil mi bu? Baklava ama içinde cevizi de var. Karıştırdık. Oh, şerbet yok. Çok güzel. Her şey baklava. Şaka. İsterseniz tattıralım. Ben tattım, muhteşem. Ama sevgili izleyiciler de bilmesi adına söyleyeyim. Isırgan otuyla baklava ilk defa duyuyorum. Biz denedik, çok güzel oldu. Ve şu ana kadar tadanlar çok memnun kaldılar. Antepliler kızmasın bu işe. Allah Antepliler. Evet, hemen koruması geldi beyefendi. Evet. Dedi ki tescilleştirdik. Karadeniz'de hamsili baklava, Bodrum'da otlu baklava yaptık. Evet arkadaşlar. Tattırdık. Isırgan otlu, yani ısırgan otlu baklavayı. Merhaba efendim, Necdet ben bu arada. Şu da papatya sapından yapılmış. Evet. Nedir o? Papatya sapı ama büyük papatyalardan yapılmış. Meze. Meze. Meze çeşitleri bunlar. Papatya bildiğimiz bu çayırı işleyemeyiz. Sarı papatya. Sarı papatyalar, sarı papatyalardan. Yani bunun da tadına bakmanızı isterim. Şey bak. Gerçekten nefis. Acun Festivali'ne bu yıl ikincisindeyiz arkadaşlar. Yine yoğun bir kalabalık. Ne var?
daha bulamaz diye. Vallahi. Çıkardım acı normal bıçakla havlu sayar gibi şu içini dışını sayıyorsunuz. Zaten hemen bir yansıma çıkıyor. Ela var. Kemal hadi. Oğlum çok güzel. Bu gördüğün her şey yemek bedava. Mutlara bak ya. Merhaba Ayaz. Nasılsın? Sağ olun siz. Üstad ne yapıyor? Sağ ol. Üstad sana iyi bak. Çok geziyor. En iyisi. Valla biz de çağırdık Üstad'a geldik. Aynen demin devam. Gördüm geçiyordun şeyde. He ilk defa senin çalan da burada. Ne güzel. Saygılar görüşürüz. Görüşürüz Üstad'cım. Ne salatası? Sütlü Şevketi Bostan salatası. Şevketi Bostan'ı bilmiyor bizim insanların. Nedir? Biraz anlatır mısınız? Buraya özgü yöresel bir ot. Onunla dolması, etli yemeği, salatası meşhur yapılıyor. Meşhurdur yöreye ait. Peki her mevsim yok herhalde değil mi? Her mevsim yok. Sadece bahar aylarında. Bahar ayı. Ne kadar? Kaç ay çıkıyor? 1,5-2 ay sonra bulamayız. Ay ben sizi tanıyorum. Nasılsınız? Sağ olun siz. İzliyoruz ben Lale Çin'den. İlk yıllar önce. 15 yıl. Tamam. Ben de yaşlandım. Ben buradan geldiğim ilk defa katılıyorum. Ben ikinci. Geçen sene gelmişim. Süper oluyor mu? Sen nasıl ya?